had my head so deep in the sand. When I met you, didn't have plans, but I stayed when I should have ran. Hey, and this happens every time. Get too close when I'm playing with fire. I get burned, but I know I'll be fine. Hey, got me running around in circles, looking for a shortcut. Does it get easier? 'Cause I'm trying not to hurt now. I don't wanna miss out, I don't wanna lose all this. I ain't afraid to say I love you, baby. I ain't afraid to say that at all. All I'm saying is it with you, baby. I'm afraid I'll fall. I keep a lock around my heart for safety, 'cause I've been through this before. All I'm saying is it with you, baby. I'm afraid I'll fall. Videosu çekeceğim. Size Instagram'dan bazı anketler yaptım. Hani böyle bu mu olsun, bu mu olsun diye. Kumaşı bu mu olsun, modeli bu mu olsun şeklinde. O anketlerin sonuçlarına göre de bugün bir takım dikeceğim. Çünkü ankette takım çıktı. Bu da bir spoiler. O anketlerin sonucuna göre bugün bir kıyafet dikeceğim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi dikişe başlayalım. Öncelikle ilk başta ankette tabii ki kumaşı ne olsun diye sordum. İki tane seçenek vardı ve siz bunu seçtiniz. Anketin sonuçlarını da şuraya koyayım. Bu kumaşı seçtiniz ve biz bu kumaşla bir takım dikeceğiz. Çünkü takım mı olsun yoksa tek parça elbise mi olsun diye de bir anket yaptım. Ve siz takım olsun dediniz. O yüzden de takım olacak. Sonra bu takımın üstü nasıl olsun diye sordum size. Siz de bu takımın üstü dümdüz olsun. Hani pensli bir şekilde üst askılı bir üst olsun dediniz. Sonra takımın üstü askılı mı olsun yoksa kollu mu olsun diye sordum. Siz askılı olsun dediniz. Şimdi o zaman bu kumaşla kıyafetimizi dikmeye başlayalım. İlerleyen zamanlarda da anket sonuçlarına göre dikişimizi devam ettireceğiz. Şimdi başlayalım hemen. Ben size elbise mi olsun, takım mı olsun diye sordum aynı zamanda. Ve siz de takım olsun dediniz. O yüzden de takım olarak ilerleyeceğiz. Biz bir takımız. O yüzden de takım olarak ilerleyeceğiz ve takımın üstünü yapmaya başlıyorum şimdi. Aynı zamanda üstü lastikli mi olsun yoksa düz mü olsun diye de sordum size. Ve siz de düz olsun dediniz. O yüzden ben de düz bir üst yapacağım yani. Buralarına pense atmak gerektiği için bu manken üzerinde ayarlayacağım şimdi bu üstü. Aslında üst için kalıbım var ama ben bu sefer aynı kalıplardan çalışmak istemiyorum. Kendim bir şekil çıkarmak istiyorum. Çok da değişik bir şey yapmayacağım açıkçası ama yine de bunun üstünü yapmak istiyorum. Şimdi bunu yapalım hemen. Sonrasında da devamına geçelim. Bir şey elde ettik. Şimdi bu pens yerlerinden dikiyorum ben. Pens yerlerini hem böyle bu şekilde sabunla işaretledim hem de iğneyle işaretli. O yüzden zaten karıştırmam ama şimdi bunları dikiyorum. Pensleri bu şekilde attım. Şimdi de kenarlarını böyle içe doğru kıvırıyorum. Aslında kenarları pensleri atmadan önce kıvırmak daha mantıklı olabilirdi ama şimdi de yapsak bir şey olmaz. Şimdi de kenarlarını böyle kıvırıyorum içe doğru. Sonrasında da düz dikişle dikiyorum. Şimdi ön kısmını bitirdim. Yani üst tarafın ön kısmını bitirdim. Şimdi arka tarafını şöyle bir katlıyorum içine doğru. Sonrasında ön tarafla birleştiriyorum yüz yüzüne bakacak şekilde. Lastikli dikeceğim demiştim ama makinem lastikli dikerken bir sorun çıkardı. Neden bilmiyorum. O yüzden ben de fermuarlı olarak devam edeceğim. Şöyle şu renkte bir gizli fermuarım vardı neyse ki. Şimdi arkasına bu gizli fermuarı yerleştiriyoruz. Ve sonrasında da askılarına geçeceğim. Thank you.
Gayet oldu ama şuralarından, göğüs kısımlarının şuralarından biraz daha böyle dikmem gerekiyor. Yarım santim, bir santim daha pensi derinleştireceğim. Onun dışında oldu. Şimdi askılarına geçebiliriz. Askıları için böyle göz kararı kalın parçalar kestim. Şimdi bunları böyle yapıp dikiyorum şuralarından. Birazcık, çok azıcık bir kalınlık istedim askıda. O yüzden aşırı ince dikmeyeceğim. Şöyle şu dibinden dikmeye çalışacağım. Şu kalınlıkta bir askı olacak o yüzden. Askıları bu şekilde oldu. Şimdi de nereye koyacağımı ayarlayacağım. Şimdi de şort etek yapacağız. Çünkü siz ankette şort eteği seçmiştiniz. Bu yüzden şort etek içinde benim şöyle çok sevdiğim, gerçekten aşırı sevdiğim ve kalıbı falan çok iyi olan bir şort etekten yararlanacağım. Ki buna göre bir kalıp çıkartayım. Çünkü şort etek daha önce hiç dikmedim. Bu da benim için bir challenge olacak. Şimdi şort etek için öncelikle eteğin kalıbını çıkaracağım. Eteğin kalıbını çıkarmak için de ön tarafın dikiş paylarını şu şekilde kartıyorum ortaya. Bu şort etek bir de şöyle, arkası böyle lastikli. Arkası böyle lastikli ve ben bunu nasıl kesimini yapacağım bilmiyorum pek aslında. Ya yaparız ya, değil mi? Yaparız. Şimdi bu şort eteğe göre kalıp keseyim ben kumaştan. Arkası lastikli olacağı için şöyle genişletip de kalıbını keseceğim arka tarafının. Tabii ki de şort yapacağımız için her zaman dediğim gibi pantolon, şort kalıplarında ön taraf ve arka taraf birbirinden farklı oluyor. O yüzden ön taraf ve arka tarafın ayrı ayrı kalıbını çıkaracağız. Ve şortun bu uzunluğunu ben aslında birazcık uzunluğunu kısa buluyorum bu şort eteğin. O yüzden bir tık daha uzun yapsam mı ki? Yapmayacağım. Aynı uzunlukta yapacağım bu şort etekle. O yüzden şimdi bu şort eteğin kalıbına göre tüm parçalarımızı keselim. Şort etek için kalıpları çıkarttım. İki tane ön bacak, iki tane arka bacak. Önünü kapatmak için de iki parça diktim. Çünkü birbiri üzerine dikip sonrasında da ters çevireceğim. Şimdi bu paça parçalarını şöyle ne yapacağız? Bakalım. Ön ve arkayı farklı kesiyoruz dedik. Her zaman böyle yapıyoruz ve de. O yüzden önünün hangisi olduğunu karıştırmamak için şöyle bir işaret koyun mutlaka. Ben iğne koydum. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bir tane ön paçayla bir tane arka paçayı yan taraflarından birleştireceğim önce. Böyle bu şekilde. Ay iğne ne alacağım? Çok heyecanlı. Böyle bu şekilde paçalarının yanlarından birleştiriyorum. Ne yapacağımı hatırladım. Tamam. Bir an için gerçekten kafam çok karıştı. Şimdi ön paçayla arka paçaları böyle bir koyuyorum. Şu şekilde koymanız bence önemli, yoksa ben karıştırıyorum kendim dikerken. Siz karıştırmıyorsanız yapmayın, yani gerek yok da. Böyle şimdi yan taraflarından ve şu paça arası kısımlarından bunları birleştiriyorum. Böyle şort eteği birleştirdim paçalarının yanlarına. Şimdi de paça arasını birleştireceğiz. Paça arası için de şöyle yapıyoruz. Bir tanesini böyle tersi bize bakacak şekilde koyuyoruz, tamam mı? Bir tanesini de düzünü çeviriyoruz. Böylece bunların yüzleri birbirine bakacak gibi oluyor. Ve sonrasında ön paçayı ön paçayla, arkayı arkayla birleştiriyoruz. Şöyle şuradan böyle dümdüz dikeceğim şimdi. Paça arası dikişini halletmiş olacağım. Sonra da şortumuz genel olarak ortaya çıkmış. Bel için böyle 95 cm uzunluğunda, 10 cm kalınlığında bir parça kestim. 95'i de eteğin kalıbından göre belini çevreleyerek hesapladım. Bu şortu yaptım böyle. Gayet güzel oldu bence. Bir tek sıkıntısı bu kumaşların ikisinin renk tonu biraz farklıymış. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama. Ama neyse, bir şey olmaz. Zaten ön tarafa etek parçası gelecek. O yüzden bir şey olmaz diye düşündüm. Şimdi kemer parçasını böyle çepeçevre etek parçasına dikiyorum. Evet, şimdi eteğin belini de hallettim ve gayet güzel gidiyor şimdiye kadar her şey. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Kendi belimin yarısı kadarını bir lastik kestim. Ve bunu buradan böyle koydum. Sadece son bir kısım kaldı eteğin. Ben eteğin şu kısmını, hani iki tane parça kestiğimiz kısmında ve yüzü yüzüne bakacak şekilde diktim birbirine. Bunu şöyle yan dikişini açalım. Bu eteğin ön kısmını yan dikişine şöyle şu şekilde dikeceğiz. Düz bir şekilde. Sonrasında da böyle döndüreceğiz ütüyle. Ütüleyeceğiz güzelce ve böyle olmuş olacak. Sadece bu kısmı kaldı ve de şu kısmına da ufak bir çıt çıt ekleyeceğim. Eteğim ve üst takımım hazır olmuş olacak şimdi. Bu son aşamaydı. Şimdi de deneyebiliriz artık diktiklerimizi.